AB referandumundan bu yana İngiltere'de siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda neler yaşandı? Bu soruyu şimdi Londra muhabirimiz Elçin Poyrazlar'a soruyoruz. Elçin, gözlemlerin neler? İngiltere'de 23 Haziran'da yapılan AB referandumundan bu yana yaklaşık 2 aydan fazla bir süre geçti. Buna rağmen İngiliz seçmeninin AB'den ayrılma kararı verdiği, yani kısaca Brexit dediğimiz süreçle ilgili siyasi konular belirsizliğini koruyor. İngiltere Başbakanı Theresa May dün Brexit sürecini ele aldığı kabine toplantısının ardından bir açıklama yaptı ve açıklamasında İngiltere'nin AB dışındaki fırsatlara odaklanması gerektiğini söyledi. Yani bu ikinci bir referandum yapılacağı anlamına gelmiyor. AB içinde kalmak için arka kapıları kullanmayacağız dedi Theresa May. İngiltere hükümetinin Brexit sürecine yönelik AB pazarı, serbest dolaşım, göçmenler gibi konular üzerinde hala açık bir eylem planı yok. Öte yandan Brexit'in kısa vadede ekonomiye nasıl etkisi olduğunu ele alalım. Şu noktada büyük bir darbeden söz edemiyoruz. Ülke çapında kredi kartı kullanımı büyük bir değişikliğe uğramadı. İngiliz Bankacılar Derneği'ne göre bankaların konut kredilerinde bir düşüş söz konusu. Buna karşın konut fiyatlarında ise gözle görülür bir hareketlenme yok. Ancak ekonomistler uyarıda bulunuyor ve alınan kısa vadeli tedbirlerin etkileri geçtikten ve enflasyon yükseldikten sonra İngiltere ekonomisinin önümüzdeki birkaç çeyrekte daralmaya girebileceğini söylüyorlar. Fakat Brexit'in en çarpıcı etkileri ve en hızlı etkileri burada yaşayan göçmenler üzerinde görüldü. İngiltere'de yaşayan AB vatandaşlarının İngiliz vatandaşlığı için başvuruları %14 oranında artış gösterdi. 15 binin üzerinde başvuru, işte %26 İtalyanlar, %9 Polonyalılar gibi farklı milletlere uzanıyor. Theresa May hükümetinin politik hedeflerinden biri de bu. Yani ülkeye gelen göçmen sayısını azaltabilmek. Bu ise AB ile İngiltere arasındaki ana kolların başında geliyor. Ondan hemen biraz bahsedelim, sonra göçmenlere tekrar dönebiliriz. Uzmanlar İngiltere için Norveç ya da İsviçre ile yapılan göçmen sınır kontrollerine yönelik bir çözümü öngörmüyorlar aslında. Daha çok Kanada ile yapılan serbest ticaret anlaşmasına benzeyen bir formül düşünülüyor. Örneğin orada hizmetler değil, ürünlerin serbest ticareti söz konusu. Ancak bu da İngiltere'nin tek pazara erişimini, yani Avrupa'daki tek pazara erişimini sınırlayacak bir çözüm. Peki, göçmen politikalarından bahsettin. Aslında son siyasi söylemler de hep göçmen politikaları üzerine kurulmuştu. Göçmenlere saldırılar oluyor mu? Bu konuda ülkedeki son durum nedir? Tabii, aslında en can yakıcı konu da bu. Hemen referandum öncesinde başlayan nefret suçlarında, yani göçmenlere ya da yabancılara karşı saldırılarda büyük bir artış gözleniyor İngiltere'de. Hatta Birleşmiş Milletler'in Irkçılıkla Mücadele Komisyonu'nun hazırladığı rapora göre İngiltere'de 16 ila 30 Haziran tarihleri arasında, yani hemen referandum öncesi ve hemen referandum sonrasında 3198 nefret suçu vakası yaşanmış. Bu sayı 2015 yılının tümüne kıyasla %42'lik bir artışa denk geliyor. Bu tür saldırılar özellikle 25 Haziran günü, 2 gün sonra 289 nefret suçu vakasıyla zirve yapmış. Birleşmiş Milletler İngiltere'de politikacıların söylemlerinin de bu nefret ortamına katkı yaptığını savunuyor. Ve bu tür suç vakaları sadece referandum yakın zamanlarında gerçekleşmedi. Geçen cumartesi günü İngiltere'nin Essex bölgesinde Polonyalı bir göçmen 6 gencin, yani ergen yaşlarda 6 gencin saldırısına uğrayarak öldürüldü. 40 yaşında fabrika bir işçisiydi bu. Adı Arkadiusz Jozwik. Bu kurban son 4 yıldır İngiltere'de yaşıyordu ve İngiltere pasaportu vardı. Jozwik'in kardeşi Radek ise Brexit kararının ardından ülkede Doğu Avrupalılara karşı büyük bir nefretin doğduğunu söylüyor. Ne yazık ki toplumda yaşanan bu nefret ortamı sadece İngiltere'de de değil, biliyorsunuz Fransa'da da aşırı sağcı liderler bu ortamdan faydalanıyor. Örneğin Marine Le Pen Brexit oylamasının Berlin duvarının çökmesinden bu yana en önemli an olarak nitelemişti. Le Pen ve diğer Avrupa ülkelerindeki aşırı sağcı liderler
bu tür referandumların ülkelerinde de yapılması için çaba sarf ediyor, kampanya yürütüyor.